Şimdi burada hepimiz birden ekrana bakıyoruz ve ister istemez yüzümüzde şunlara bakınca bir tebessüm oluşuyor. Yani o kadar da sevimli bir emoji ki herkesi mutlu ediyor. Tabii bu dişler görününce daha da bir emoji ve aynı şekilde şu bile gördüğümüzde yani bir parantez iki nokta insan ve bütün dünyada kültür farkı olmadan çılgın gibi yayıldı. Bütün sosyal medyada, internette, yazışmalarımızda. Ve bunu bilim adamları merak etti. Niye bu kadar bu Gülen Yüz yayıldı? Ve bir takım çalışmalar yapıldı bu konuyla ilgili. Özellikle Avusturya'da bu konuyla ilgili bir üniversite araştırma yaptı. Ve normal insan, gülen insan yüzüyle bu emoji, smile'ları insanlara gösterdiler. Ve bir de anlamsız şekilleri gösterdiler. Beyin dalgaları, beyin elektrofizyolojisi aynen bir gerçek gülen insan yüzü gibi tepki veriyor, algılıyor ve ona tepki veriyor. Emojilerin çoğu tabii beyinde etki yapıyor ama bu Gülen Yüz 1980'lerin sonunda hayatımıza parantez ve iki nokta şeklinde girdi. Ve bunu beyin o gün gördüğünden itibaren ilk zamanlar bu kadar tepki vermiyordu. Daha sonra bunlar sarı gülen yüz haline döndü. Bunlar da tabii yine biz hani bir arkadaşımız üzgünüm yazdığında o kelimeye verdiğimiz tepki de yanına bir ağlayan yüz koyduğunda verdiğimiz tepki biraz daha farklı tabii. Daha çok hissediyoruz onu gördüğümüzde. Ama bu ilk çıktığında parantez ve iki nokta şeklinde gülen yüz çıktığı için beynimiz ilk onu tanıdı. İlk onu gördü ve gülen yüzü tabii daha olumlu bir ifade olduğu için daha yaygın kullanıldı. Yaygın kullanılmasına bağlı vücudumuz tepki veriyor, beynimiz buna tepki veriyor. Çok gördük ve bu insanların gittikçe daha gülmeyi öğrendikleri, daha mutlu oldukları ispatlanmış tedavi olmadan. Evet, bu da insanlara bunun ne kadar faydalı bir emoji olduğunu gösteren çalışmalardan biri. Çok bir firma reklamda bu emojileri, özellikle smiley, gülen yüzü insanların, gerçek insanların yüzüne monte etmiş. Ve bu reklam çok itici gelmiş insanlara, çok tepki görmüş ve kaldırmak zorunda kalmışlar. Kesinlikle gerçek insan yüzündeki o şeyi yakalayamıyor. Bu beynimiz buna alıştığı için bu şekilde görmek istiyor. Bunu değiştirdiğinizde insanın suratına uyguladığımızda kesinlikle aynı tepkiyi vermiyor. Bu da bunlara beynimizin ne kadar kabul ettiğini gösteriyor aynı şekilde. Mesajlarda, maillerde, emojilerde en çok hangisini kullanıyorsunuz? Gülen yüz emojilerini daha çok kullanıyorum. Ne hissediyorsunuz? Mesela karşı taraftan bir arkadaşınız ya da yakınınız size mesaj gönderip de sonuna o gülen yüzü eklediğinde ne hissediyorsunuz? Ya hoş oluyor yani, yani geldiğinde gülen bir yüzle karşılaşınca onun o anki ruh halini ifade etmesi çok hoş bir şey tabii. Biz de aynı şekilde kendisine gönderiyoruz. Siz de sık kullanıyor musunuz? Tabii ben de çok sık kullanıyorum ifade için. Peki, teşekkürler. Merhabalar. Şimdi mesajlarda, cep telefonlarında, mesajlarda, maillerde emojiler artık çok kullanılıyor bütün dünyada. Siz en çok hangisini kullanıyorsunuz? Ben en çok kalpli olan gözleri kullanıyorum. Bir de kalpli öpücük, onu gönderiyorum, kullanıyorum. Gülen yüzü kullanır mısınız? Gülen yüzü çok kullanıyorum, evet. Ne hissediyorsunuz? Mesela karşı tarafa gerçekten aktarabiliyor musunuz o gülen yüzle duygularınızı? Aktarabiliyorum. Karşı taraftan da aldığımı, o duyguyu aldığımı düşünüyorum. Çünkü hani konunun içerisinde böyle bir emoji geldiği zaman tabii ki de hani konunun daha güzel bir yerde olduğunu veya daha mutlu bir yerde olduğunu, karşındakinin mutlu olduğunu veya konunun gerçekten güzel olduğunu. Sık kullanıyor musunuz siz de? Evet, çok sık kullanıyorum.